Buradan mesela sağ atsa, bak bak ağzını gözünü yalıyor biliyor musun? Ha? Annesi de yiyecek diye vuruluyor. Bunun üstüne sisiydim. Olur mu? Onu ben... Ya istersen içeride günlük şeyler de var. Zula. Şurada dün doğanlar. Bak şurada var, şurada gel. Şurada bir tane varsa açacak diyeyim onu. 6 aylık bu köpek. Televizyonda izledim. Aksaray Malaklısıyla Kangal'ı mukayese etmiş. Sayın Aksaray valisiyle Sivas valisi. Bizim Kangal köpeğini besleme nedenimiz büyüklüğünden, cüssesinliliğinden değil. Özelliklerinden dolayı. Şefkatli, merhametli bir sürü koruma köpeği olduğu için biz Kangal köpeğini besliyoruz. Geçenlerde koyunumuz doğum yapmıştı. Annesiyle birlikte koyunumuzu yalıyor. Halbuki diğer köpekler yeni doğmuş kuzuda kan olduğu için yemeye teşebbüs eder. Bizim Kangal köpeğimiz ise bunu kurutarak annesine yardımcı oluyor. Biz Kangal'ı besleme nedenimiz bu. Bu onun şefkatini mi gösteriyor? Tabii, şefkatli ve merhametli bir köpek. Sahipkarlık bunun genetiğinde yatar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir kulvar içerisinde bir gen havuzu oluşturduğunuz zaman bizler gibi bu işi profesyonel dengelemeye çalışan, üretimi tamamen sahaya sürüp böyle vasıflı hayvanları ortaya koyduğunuz zaman siz onun sahipkarlığını, benimsediğini, sevgisini ve ona ne kadar masumane davrandığını ve anne içgüdüleriyle ona yaklaştığını görürsünüz. Şimdi Kangal'ın zaten doğasında onunla beraber yaşadığı, çalıştığı, aynı dili, aynı bağı, aynı görseli, aynı sevgiyi, aynı hazı, aynı keyfi kullandığı bir korumakla mükellef olduğu bir hayvanı var karşısında. Aslında onlar birbirleriyle o kadar yakın dostlar ki acıları bir, mutlulukları bir, sevgileri bir, paylaşımları ve gördükleri bir. Dolayısıyla artık çok sağlıklı, mutlu bir birey olmuş, bir aile olmuşlar. Anne içgüdüsünü, yani annenin yapması gerektiğinin tamamını da o yapabiliyor. Niye yapabiliyor? Çünkü o onun sahibi olduğunu zaten benimsemiş. Onu anlatıyor insanlara. Yine aşağıya oğlum derdi. Ama saldırmaz değil mi? Korkuturdu sadece. Onu bir keyif. Devam. Al. Ne olur? Ne olur al. Bu resimleri istiyorum yalnız. Bunları atacağım sana.